saçımız başımızda yani maymuna dönmeye başladık arkadaşlar bu karantina bizi Bakalım nereye kadar götürecek böyle. Şimdi ben bu iPhone SE videosunu çektikten sonra yorumlarda bana bayağı bir tepki gelmeye başladı. Biraz niyetim anlaşılmamış. Onun için bir video daha çekeyim dedim ama esas konu şu. Ben bu videoyu çekerken uykudan uyanmıştım. Diğer kanalları da izlemedim. Direkt gördüm, fark ettim, hemen inceledim. Sizinle beraber incelerken de videoyu çektim. Şimdi bu iPhone SE'nin fiyatı bakıyorum abi diğer e, her yerde ya bana aşırı fazla geldi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yani 5300 liraya bu telefon telefon mı falan. E şimdi herkes şu yorum var. Diğer kanallar da bunun üstüne çok düşmüş. Diyorlar ki ya bu fiyat iyi. Yani bu rekabetçi fiyat. Yani nasıl rekabetçi fiyat anlamadım. Nasıl iyi diyebiliyorlar anlamadım. Yani hani akıl var mantık var. Şimdi bana da yorumlarda şu gelmiş. Ya kardeşim Apple ne yapsın? Vergiler var. Dolar yükseliyor. Ya Apple ne yapsın değil şu vergi olayından zaten en çok belki içinizde ben şey ya illallah etmişimdir. Yani ben sadece bir şey alırken değil biliyorsunuz ya yani ben maaş bodronuza bir bakın. Ne kadar vergi ödediğinizi daha maaş alırken bakın bir şey alırken. Yani Türkiye'de yaşayıp da vergiden memnun olan kim var acaba yani? Hani vergiler anormal, aşırı yani. Artık hatta insan haklarına aykırı derecede vergi alınıyor. Ya yani bunda ben de hem fikrim. Ya bu telefonlar da yani ne sevsek araba seviyorum yarısından çoğu vergi. Teknoloji seviyorum yarısından çoğu vergi. Yani arada bir alkol alıyorum yarısı vergi falan anladın mı? Hani vergiden ben çekiyorum zaten. Hani size kalmadı o konu yani ben çok şikayetçiyim zaten. Ha videomda vergiye değinmedim ben. Çünkü burada da bazı dinamikler var. Yani sadece vergiyle ürünün fiyatı belli olmuyor. Şimdi mesela size örnek vereyim. Bunu daha iyi anlatmak istiyorum. Hem bu vergi konusunu hem iPhone SE'nin fiyatını Apple'ın politikasını bir de işte diğer markaların politikasını. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bu cihazın fiyatı 400 dolar tamam mı? 700 dolarlık iPhone'un yanında fiyatı iyi. Neredeyse yarı yarıya düşürmüşler tamam Yani fiyatı iyi arkadaşlar. 400 dolar bunu Amerika'dan ki ben hep Amerika ile kıyaslayacağım. Avrupa'da da yani Almanya ile de kıyaslarsanız zaten hemen hemen aynı. Neyse onu geçelim. Ya şimdi 400 dolar bu telefon için normal bir fiyat. Bence bana sorarsın. Türkiye'de 5300 lirayı ben çok buluyorum. Tamam Siz de diyorsunuz ki vergi var. Ya da diğer kanallarda izleyin. Ya ben biraz şok oldum. Aslında buna böyle kabul edince ya firma da affedersin biniyor. Anladın mı? Üstüne biniyor adamın. Şimdi bak nasıl biniyor onu anlatayım. Ya şimdi durdum düşündüm. Ulan dedim yani bu 700 dolarlık telefonu bunlar 7000 liraya veriyor. 400 dolarlık telefon nasıl 5300 liraya veriyorlar? Benim şahsi beklentim 4000'di. Ama olmayacağını biliyorum. 4500-4700 150 olur diye tahmin ediyordum. Yine kimse almaz diyordum. Ama 4000 olursa alınır falan gözüyle bakıyordum. Sonra çıktı geldi 5300. Ya yani şimdi araştırıyorum tamam mı? Oturun araştırın. Girdim Amazon Amerika'ya. 400 dolara telefon baktım. Bir de yeni olması da önemli. Dolar kurundan baktım. Samsung A71 tamam mı? 400 dolarlık telefon arkadaşlar. Türkiye'ye bakıyorum A71'in fiyatına 3200. Hatta 3000 liraya da var. 3100'e de var tamam mı? Lan diyorum ya nasıl oluyor bu? Yani adam 400 dolarlık telefonu 3200'e veriyor. iPhone bunu 5300'e satmaya çalışıyor. Yani Burada bir düşünmeniz lazım artık. Şimdi burada nasıl oluyor biliyor musunuz? Burada şöyle dinamikler var. Şimdi Apple'ın, bana sorarsanız Apple Türkiye'de ucuz marka olmak istemiyor. Bence bundan korkuyor bile olabilir yani. Apple hep premium'de kalmak istiyor tamam mı? Bana sorarsanız Amerika'da şu an 400 dolar artık uygun bir fiyat. Ya şimdi bu Apple'ın Türkiye'de pahalı marka, premium marka olma ya yani da bu algıyı bozmama şeyini ben anlıyorum. Pahalı satmasını anlıyorum. Ama e, burada bizim yorumlarımız çok önemli tamam mı? İnsanlar bu fiyatı normal buldukça Abi felakete doğru gidiyorsun. Telefonlar alınamaz hale geliyor. Yani iPhone SE denilen telefon bir de insanlar iPhone 8'in yenilendiğini söylüyor da bu iPhone 8 değil abi. Benim gözümde bu telefonların hepsi iPhone 6. iPhone 6 çıktı. 6S çıktı. 7 mi çıktı? 6S2, 7S5 mi çıktı? 6S3. Bu da işte 6S5 bence yani. Anladın mı? Çünkü telefonun işlemcisini, kamerasını değiştirmekle yani model değiştirmek bana uymuyor. Ya bu iPhone 6'nın en son güncellenmiş, makyajlı hali bir de. Çünkü ben orada maliyetle ilgili de dedim ki diğer videoda bu maliyeti düşük bu telefonun. Maliyeti düşük nasıl düşük biliyor musun? Bak iPhone 6'nın kasasını yaptığın makine duruyor. Düğmeler duruyor. Düşünsene iPhone 11'i tasarlarken, X'i tasarlarken yeni baştan batarya tasarımı, yeni baştan vidaların yerleşeceği yer, kartın yerleşeceği yer, kameraların konumu, o delikler. Ya hiçbirini düşünmüyorsun. Zaten hazır. Bak burada Mühendisler RG'ye çok daha az zaman harcıyor. Zaman kazanıyorsun. RG'ye yatırım yapmıyorsun gibi bir şey. Zaten hazır. Yeni sistemleri yerleştirmek için RG yapıyorsun sadece. Onun dışında malzemeler aynı. Yani elinde sensör var. Tonlarca almışsın. Kasa için malzemen hazır. Alüminyumun. Bu cihazı yapan CNC tezgahları hazır. Bunun programları hazır. Ufak tefek güncellemelerle yapıyorsun. Emin olun Apple'ın bugüne kadar ürettiği en düşük maliyetli telefon iPhone SE çünkü bunu yıllardır 6 yıldır bu telefonu zaten üretiyor bu adamlar. Anladınız Bu telefon Apple'ın en ucuz telefonu. Apple'ın en ucuz maliyetli telefon. Emin olabilirsiniz buna. Şimdi gelelim bu 400 dolar nasıl 5300 dolar oluyor? Şimdi bir kere insanlar şunu da düşünürken hata yapıyor. Bunun fiyatını 400 dolardan baz oluyor. Arkadaşlar bu cihazın fiyatı aslında 400 dolar değil. Bakın A71 de 400 dolar Amerika'da. Nasıl 400 dolar değil biliyor musunuz? Şimdi fiyatta yerelleştirme diye bir şey vardır. Bu da nasıl bir şey biliyor musunuz? Şimdi siz diyelim ki 400 dolar, değil mi? Amazon satıyor bunu 400 dolara, değil mi? Bu Amazon buradan ne yapıyor? Atıyorum 350 dolar alıyor bu telefonu. 50 dolar kar yapıyor. Siz sanıyor musunuz? Hepsi burada bunu satarken 50 dolar kar yapıyor. Bakın maliyet, bayiler arası maliyet anladın mı? Bayilere dağıtım maliyeti Türkiye'de daha düşük. Bir. İkincisi reklam. Şimdi Apple bu telefonu tanıtmak için billboard verecek değil mi? Billboardlara Amerika'da billboard'a ya sallıyorum 10.000 dolar tamam mı bir tanesi? Ya Türkiye'de sanıyor musunuz billboard'a Apple'ı koymak 10.000 dolar? Hayır tabii ki. Yani o da atıyorum 10.000 TL. Her şey daha ucuz. Televizyona reklam veriyorsun 1 milyon dolar. Amerika'da Türkiye'de 1 milyon TL atıyorum. Yani anladınız değil mi? Telefonun bir de o dağıtım maliyeti, reklam maliyeti de düşüyor. Dolayısıyla buraya göre yerelleştirilme yapılması lazım. Yani o da demek istediğim şu. Siz bunu hesaplarken 400 doları alıp da 7'ye çarpıp dolarla hesaplamayın. Bunun fiyatı aslında 400 dolar değil. Onun Amerika'daki son kullanıcı fiyatı 400 dolar. Ham fiyatını bilmiyorum. Tabii ki de atıyorum 300 dolar. Yani 300 doların üstüne getiriyorsun buraya. Bayilerin kârını koyuyorsun. Reklam maliyetini koyuyorsun. Öyle çıkıyor. Yani Apple, yani Apple değil de daha doğrusu Samsung bu telefonu orada 400 dolara satarken Türkiye'de bunu 350 dolara satıyor. Anladınız değil mi? Ya da 300 dolara satıyor aslında. Yani aradaki fark bu. Yani firma geliyor senin için. Senin ülkene göre yeniden bir fiyat politikası yapıyor. Bunu da nasıl yapıyor? Çünkü senin ülken daha ucuz. Daha düşük karlarla bayileri ulaştırıyor. Daha düşük kârlarla reklam yapıyor vesaire vesaire. Stok maliyeti daha düşük. Ya bunu şimdi detayına girersen daha bir sürü şey çıkar da anlayın yani bu bunu 400 dolarla çarpmamanız lazım. Bu 400 dolar Amerika'daki son kullanıcı fiyatı. Anladınız mı? Türkiye'de de bu telefon aslında ham fiyatı 300 dolarsa 350 dolardan, 320 dolardan her neyse. Yani onu anlayın diye bunu tek tek anlatmak istiyorum. Dolayısıyla Samsung'un yaptığı benim anladığım Mantıken düşündüğüm şu bu telefon diyor Amerika'da 400 dolara satılır. Ama diyor Türkiye'de atıyorum 300 dolara satılır. Niye tüm bu, Türkiye'de bu 100 dolara ihtiyaç yok. Yani Türkiye'de 20 dolara da biz bunu bayiye dağıtırız. Reklamını da yaparız vesaire vesaire. Anladınız değil mi? Firmalar bunu yapıyor. Şimdi benim Apple'dan beklentim 400 dolarlık telefonu Samsung gibi gidip de 3200'e satması değil. Bu arada diyebilirsiniz ki e, A71 çıkalı 3 ay olmuş. Hani dolar farkı falan filan. 3200'den yine biz baz alalım. Ya şimdi ben bunun 3200 olmasını beklemiyorum. Tamam dolar yükseldi. 3500 olsun. Ya 4000 olsun. Tamam. Sen Apple'sın. Farklısın. Okey bak adam 3200'e satıyor. Sen doları filan da geleceği gördün. Yükselir dedin. E 4000 liraya çıkardı fiyatı. Apple'sın abi daha kaliteli hizmet, daha kaliteli premium marka. Al 4500. Abi yine çıkmıyor 5300 anladın mı ya? Buna rekabetçi diyemezsiniz. Zaten ya ben eminim aranızda biri de şu fiyatı görüp de olan iyiymiş bu telefona 5300 lira verilir dediniz mi Allah aşkına? Var mı içinizde merak ediyorum ben. Çok yüksek. Vergiler vesaire okey zaten her zaman yaramız. Arabada da yaramız. Yiyecekli içecekli de kıyafetli de yaramız. Onu geçiyorum artık. Ekstra bir de tabi telefonda vesaire vergi bambaşka boyutlarda garip garip radyo vergisi vırtır mesaire yani girmiyorum o konuya. Vergi okey çok da yani bunun aynı vergi A71'de de var arkadaşlar. Benim demek istediğim o yani buradaki detay o. Şimdi yani burada anlatmak istediğimi anladınız değil mi ya? Bu aslında 4500 lira olacak bir telefon ki 4500 de çok bu telefona. Apple yapmış 5300. Ha yani bu pahalı. Okey. Bunu kabul etmeyen yoktur herhalde. Vergi olayını da anladık. Okey. E niye diğer markalar ucuz? Yani ben bunu 4500 olmasını isterken ha yani haksız mıyım ya baya baya haklıyım yani Apple Ekstra ekstra bindiriyor arkadaşlar. Bu hesaplamaları yapanlar da yanlış yapıyor. Size anlattım biraz önce tek tek anlattım. Dolayısıyla bu ürün şu an için Apple'ın Türkiye'de sattığı bence en yüksek karlılıkla satmaya çalıştığı telefon. Asla almayın aldırtmayın. 4500'ün altına düşerse alırsınız. Ha, telefona gelince alınır mı? Ben size şöyle söyleyeyim. Dünyanın en sorunsuz telefonu iPhone SE olabilir. Yıllardır aynı kasa. Apple bu ekranda bu kasada bu diğer donanımların hepsinde çok tecrübeli. A13 mükemmel bir işlemci, kamerası zaten bildiğimiz kamera. Herhalde dünyanın en sorunsuz telefonu bile olabilir. Alınır yani, alınmaz değil ama bu fiyata alınmaz. Asla almayın, aldırtmayın. Rekabetçi diyenlere de inanmayın. Rekabetçi falan değil. Bu fiyata ne rekabeti yani? Hani fiyatını da konuştuk işte, tiktik O yüzden benim iPhone SE yorumum son olarak bu. Bu markaların fiyatlandırma politikası ile ilgili de son yorumum. Bu dediğim gibi yani anladığım kadarıyla diğer markalar yerelleştirme yapıyor. Aslında bunu Apple da yapıyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Apple'ı biraz yermiş gibi oldum da ben iPhone SE özelinde. Mesela iPhone 11 almak isteyen kişi için söylüyorum. iPhone 11 çok rekabetçi. Fiyatı gayet yani 7000 lirayı cebine koymuş bir adam için hangi telefon alayım deyince ben iPhone 11 al derim yani. Çünkü diğer markaları da biliyorsun. Ürünleri de biliyorsun. Totalde ihtiyacına göre seçersin ama iPhone 11 çok iyi bir tercih. Mac'de de öyle. Yani ben bir bilgisayar almaya kalktığım zaman 16 18 bin lira Mac kullanıyorum. E bu ekranı, bu donanımı, işte bu kullanıcı deneyimini sunan neredeyse firma yok. Almaya kalktığın zaman da bakıyorsun fiyatına. E Mac'in fiyatı diyorsun ki rekabetçi alayım o zaman. Ya yani ki bunun işte müşteri servisi, Apple'ın müşteri servisi, ikinci eldeki değer kaybetmemesi vesaire. Apple'ı zaten hep bir adım önde kılan bir mevzu. Ama iPhone SE modelinde bunlar geçerli değil yani fiyatı çok yüksek arkadaşlar 4500'ün altına düşsün o zaman alırsınız bir sonraki videoda görüşürüz takip etmeyi unutmayın başka bir görüşünüz varsa da yorumlara yazın cevap veriyorum konuşalım yani bu markaların fiyat politikalarını eleştirmek lazım buradaki tek konu vergi değil ben sadece onu söylemek istedim hani Apple burada biraz abartmış Türkiye genelinde abartmış diye düşünüyorum Umarım bana hak vermişsinizdir. sonraki videoda görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Instagram'da takip edebilirsiniz. Beğeni atın yükselsin şu video. Bakalım insanlar ne yorum yapacak merak ediyorum. Bu mükemmel gibi görünen ama iPhone 6'nın gelişmiş versiyonu olan telefon hakkındaki karşı yorum üreten herhalde tek kanal benim. Yani dün 4-5 tane video izledim. Öyle bakalım. Vallahi biraz dertlendirdi bu konu beni de. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.